Ne mesajı Özlem? Oğlum. Birini mi çağırdın? Kim o? Selamünaleyküm kardeş. Kusura bakma, rahatsız ediyorum ya bu saatte. Araba su kaynattı. Her yerde karanlık. Işığı görünce geliverdim ya. Zahmet olmazsa bir yardımcı olursan eğer. Kardeş? Tamam kardeş. Bekle bir. Kim geldi? Abisi. Ne yapacağız şimdi? Sen sakin ol. Anladı mı lan bu it yoksa? Abla, benim sesimi duymadan sakın kapıyı açma, tamam mı? Ben çıktıktan sonra da odada ne var ne yoksa kapının arkasına in. Abla, bak burası önemli. Beni duymadan, ben gelmeden sesini de çıkarma, kapıyı da açma, tamam mı? Kasım gitme. Polisi arayalım. Ara abla, ara. Ama önce kapının arkasına destek at. Heriflerin niyeti belli. Kasım dur. Sen beni merak etme. Bana bir şey olmaz. Olsa da konmaz artık zaten. Söylesene. Abi bir söylesene ne oldu? Dur be teyzem kızı, dur. Oğlum meraktan çatlatmasana. Ha ne dedi Oğuz? Özlem'i kaçırmışlar. Ha? Kim kaçırmış? Aç sana şunu ya, aç sana. İstemediğimiz zaman burnumuzun dibinde biter. İşe yarayacak ya, telefonu meşgul efendinin. Yol aramalarını genişletin. Muhtemelen aynı araçla kaçmış olabilirler. Sakın bu sefer elinizden kaçırmayın. Emredersiniz komutanım. Kiminle konuşuyor ya bu vır vır? Oğlum söylesene, kim kaçırmış Özlem'i? Özlem'in abileri olacak itler. Özlem'i hastaneden kaçırmışlar. Gebertmeye and içtiler demek ki. Sen ne ettin oğlum? Bu sefer öldürürler kızı. Ah ben ne ettim de yalnız bıraktım o kızı hastanede. Ah Kendal, ben sağ demedim mi? Ya ana dur hele ya, dur ya. Ya ana, bu abiler ne istiyor Özlem'den? Neden öldürmek istiyorlar? Ne yaptı ki bu kız? Kendal götürüp Özlem'i abilerin önüne atınca onlar da arsız, uğursuz, namussuz zannetti. Sandılar ki Özlem Kendal'a bir namussuzluk etti de ondan evden attı. Sen Gülsüm Hanım'ın yeğenin başına geleni duymadın mı ha?
bir vakit konuşuldu buralarda. Kızı duvar dibinde öldürdüler. Hem de bir dedikodu yüzünden. Gitti zavallı kızcağız. Sonradan işin aslı olmadığı öğrenildi ama... olan oldu, giden gitti. Ah Kendal, ah! Özlem'e bir şey olursa sen bunun hesabını nasıl vereceksin ha? Biz bu veballe nasıl yaşayacağız? Yahu ana, Özlem'in başına ne geldiyse o çenesini tutamayıp her şeye burnunu sokmasından dolayı gelmedi mi? Ben ona hep uyardım. Yapma dedim, etme dedim. Sonun ananın evi olur dedim. Amma yok. E ben ne edeyim şimdi? Ah kızım, ah ben sana nasıl sahip çıkamadım. Ağzım dilim lal oldu. Sana karşı boynum eğik diye yaptığın hataya gözüktüm. O kızı evden götürmene sesimi çıkaramadım. Ah benim sırtımda bir günaha daha yer kalmadı. Kalmadı. Hadi Oğuz, neredesin? Töber lan, iç! Töber! Alo, 155 mi? Evet, buyurun hanımefendi. Yardım edin lütfen. Özlem! Kapıyı aç kız! Özlem! Kapıyı aç kız! Özlem, kapıyı aç diyorum sana! Bak, aşırı da geberttim. Sen de kafana sıkacağım. Kapıyı aç! Özlem! Polis çağırdım. Gerçekten polis çağırdım. Polisi geberteceğim. Ya gidelim oradan. Öldürecekler bizi. Yardım edin, bizi öldürecekler. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Sen kimsin lan? Yeminle seninle kafana sıkalım. Aç lan şu kapıyı. Aç lan şu kapıyı. Açın. Polis çağırdım. Bak gelirse gelsin. Polis gelene kadar ben zaten sizin işinizi bitireceğim. Aç şu kapıyı Özlem. Bize binecekler şimdi, hadi. Eğer kaçarsam... bulur gebertir benim. Yeminle bulur gebertir. At be abi! Daha başımıza ne belalar açacaksın ya? O kızın günahı bizde. Yalnız bırakmaya çıktık Özlem'i. Eğer Özlem'e bir şey olursa... vebali hepimizin boynuna dolanır. Ya bana vebal deyip durayım. Onun ettiklerini hiç dillendirmeyin amma. Ben sizin hiçbirinizi dinlemeye çıktım. Gidecektim kızın başına. Kimsesizmiş gibi bir başına bıraktık hastane köşelerinde. Ya bana yeter artık ya. O da bir garip değil miydi tutup kolundan konağa getirdiğinde ha? Yüzü yerden kalkmayan kız bu hale geldiyse bunda bizim de bir suçumuz vardır. Ya bana o garip dediğin Özlem başımıza ne işler açtı? Daha da ne işler acacık kim bilir? Rahat dursa ne konaktan giderdi ne de abileri peşine düşerdi. Durduğu yerde rahat battı karıya. Yemediği kalmadı. Sen de bilmiymiş gibi... Hey Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Ha sen de sütten çıkmış ak kaşıksın sanki. Senin de başımıza açtığın dertler daha unutulmadı. Ne yapıp edip o Özlem'i buraya getirken de al.
O kız bir daha bu konaktan dışarı çıkmayacak. Özlem bu konağa adım atamaz ana. Maya. Maya kalk. Ne oluyor ya? Ya rüzgarın sesini duydum annemin odasında. Ya bir gidip bakayım dedim. Rüya falan görmüş herhalde. Zor uyuttum. Annem nerede ki? Bilmiyorum. Yok. Ne demek yok? Yine kimin derdine koştuysa belki de Özlem'in yanındadır. Saçmalama abla. Gece gece ne işi var Özlem'in yanında? Niye bu kadar şaşırıyorsun ki? Ya annem bizden başka herkesin yanına koşuyor. Sen de bunu kabul etsen iyi olur artık. Sen de bir kere olsun dinlemeden yargılama olur mu? Ne olursa olsun. Rüzgar'ı bu halde bırakıp gitmemeliydi. En azından bize söyleseydi ya. Çocuk ne kadar korkmuş. Nereye? Annem hala burada bir yerde. Sen de boşuna dırdır ediyorsun. Bir haber var mı? Az önce 155'e bir telefon gelmiş. Adının Ebru olduğunu söyleyen bir kadın. Dışarıda bizi öldürmeye çalışan bir adam var demiş. Adres vermiş mi? Eski Çekem köyü. Eski Çekem. Kasım'ın evi. Ana. Yani Özlem bunca olaydan sonra tekrar konağa gelirse doğru olur mu? Ne yapalım Nari? Kızı sokaktan bırakalım. Hele bir abilerinden kurtulsun, sonra ne yapacağız? Anasının evine mi götürüp bırakacağız? Abileri gelip öldürsün diye gün mü saysın kız, ha? Böyle mi yapalım? Özlem bu konağa adım atarsa... Heh, bir siz eksikliniz gece gece. Ada, Maya, hayırdır bu saatte? Annem yok. Siz nerede olduğunu biliyor musunuz? Nasıl yok? Geminin tekerine çomak sokmaya gittiyse artık. Kızım tuvalette falandır. Yok, baktık. Özlem'in yanına gitmiş olmasın? Özlem'i abileri hastaneden kaçırmış. Eğer oraya gittiyse onu da kaçırmışlardır. Ne? Narin'le Kenan'ın yaptığını yanına bırak. Ah! Yenge. Baran senin. Şimdi gideceksiniz. Hanginizi vurayım lan önce? Yerindeki arabaları hızlandır. Takviye ekipler destek versin. Arama bölgesi genişletilsin. Sakın. Sakın gelme, vururum.
Hadi. Özlem'i vur. Gebert Özlem'i. Ya ikisini vur. Satan! Gebert Fatih. Gebertmezsen ben seni geberteceğim. Sakın! Sakın vururum! Sen daha elindeki silahı tutamıyorsun. Bizi mi vuracaksın? Fatih al şu silahı elimden. Bir daha hiç gidemeyiz abi. Abi kalk. Hadi al. Seni geberteceğim. Seni de geberteceğim. İşimiz daha bitmedi. Hadi gidelim, asıl bizim işimizi bitirecek de hadi. Of anne ya, bir de telefonuna da cevap vermiyor. Oğuz abiyi mi arasak ha? Belki o biliyordur. Aradım, meşgul. Kimi arıyorsun? Serdar'ı. Onun Oğuz abiden haberi vardır. Kızlar, haber var mı Ebru'dan? Yok Emine abla. Ne anneme ulaşabiliyoruz ne Oğuz abiye. Uf, Allah'ım delireceğim ya. Niye kimse telefonuna cevap vermiyor? Merak etmeyin, kızlar yoldadır. Nereye gidecek ki? Ada, Fırat abiyi mi arasak? Alo, efendim Ada. Fırat abi, annem senin yanında mı? Yok, buraya gelmedi. Ne oldu, bir şey mi var? Yok, evde yok, hiçbir yerde yok. Nasıl yok? Ada, bir şey söylesene kızım. Ya gece uyandık, yoktu. Özlem'i abileri kaçırmış diyorlar hastaneden. Acaba onun yanına mı gitti, ha? Ne? Ne diyorsun kızım sen? Hemen geliyorum ben. Şu hale bak ya. Gecenin bir yarısı ortada yok ve telefonuna da cevap vermiyor. Annem bizi ne zaman düşünmeye başlayacak acaba? Da bir sakin ol istersen. Sakin ol da ilk önce nerede olduğunu bir anlayalım. Ben hiçbir şeyi anlamak istemiyorum Maya. Asım'ı gördünüz mü? Asım! Oğlum! Ne işi var senin burada gece gece? Çok güzel. Baran'ın. Thank you.
İyi mi abla? İyi, merak etme. Sen... O illerde geberdi mi? Kaçtılar. Gene gelecekler. Gene gelecekler. Ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Sen bana diyordun ya, annem bir şey yapıyorsa bir bildiği vardır. Susa da, dura da, sakin ola da. Şimdiki savunman ne acaba ha? Gecenin bir yarısı tek başına ortada yok ve bize açıklama gereği bile duymadı. Ne oldu gece gece? Niye atarlandın sen? Sana ne be? O sesi biraz kıs yalnız, rahatsız ediyor. Bana bak. Sen o sesini biraz... Baba! Oğlum ne oluyor? Ne bağırıyorsun burada sen? Asıl sen söyle ana. Bu niye atarlandı böyle? Niye bağırıyor? Emine abla. Bir haber var mı? Yok lan. Ne haber hanım? Yok bir şey oğlum, benim değil. Ona söylesene. Yok bir şey dedim ya Baran. Hadi gel içeri. Ebru Hanım. İyi misiniz? Tamam, geçti, korkmayın. Geçti. Çekemdeyiz. Bir yaralımız var. Acil ambulans istiyoruz. Deniz? Serdar? Senin de işin var burada. Önce bir hoş geldin yok mu? Gel buraya deli. Ne oldu? Sonra anlatayım ya. Çok yorgunum. Bir saattir de evi arıyorum zaten. Gel burası zaten. O evde mi? O kim? Yok yok, görevde. Güzel. Hastaneye gitmeliyiz. Oldu. İstersen direkt hapishaneye gidelim. Fazla dolaşmayalım. Şöyle gözden uzak bir yere çek. Abi. Yaralısın. Ne yapıyorsun abi? Dur! Lan çek kenara! Bana bak Fatih, bir daha dediğimi yapmazsan, bana karşı çıkarsan ya da korkup bana bir kelek atarsan, yemin ediyorum sana acımam! Geri döneceğiz. Ne? Abi polisler geliyor diye biz... La gelirse gelsinler! O şerefsiz Kendall'ı Özlem'e sahip çıkmadığı için, o Özlem de burnunu fazla dışarı çıkardığı için geberteceğim. Ondan sonra bir ömür yesem de bu bana ceza değil, ödül olur.
Anladın mı? Şimdi 3-5 gün ortalıktan kaybolacağız. Ortalık bir sakinleşsin, tamam mı? Sonra geri geleceğiz. Tepelerine çökeceğiz Fatih. Hepsini gebertmeden bu iş bitmeyecek. O zamana kadar ölmek de yasak, yakalanmak da. Ebron. Hadi sizi konağa götürelim. Hani bana diyordun ya, ölme Özlem diye. Duymadım sandım. Ama duydum be Kasım. Gördün değil mi? Ne annem ne de Özlem umurlarında bile değil. Hiç kimsenin gıkı çıkmadı. Anne! Oğlum buldunuz mu? Ebru. Heh, şimdi tam oldu işte. Bir sen eksiktin zaten. Amcam bana araba aldı. Özlem Hanım'ı ve Kasım'ı hastaneye götürdük. Özlem Hanım'ın durumu iyi. Peki Kasım nasıl? Onun da durumu iyi abi. Kurşunu çıkardılar. Pek yakında toparlar. Ya yine gelirlerse? Evet Oğuz, bunların gözü dönmüş. Ya tekrar geri gelirlerse hastaneye? Merak etme abi, polis hastanede güvenlik önlemi aldı. Polisle birlikte beraber arıyoruz. Mutlaka buluruz. He tabii, bulursunuz. Siz yere kapınızı kilitli tutun. İyi geceler. Sağ ol oğlum. Ben burada duramayacağım. Özlem'i görmem lazım benim. Ya Vana, ne edeceksin gece gece görüp? Duydun işte, iyiymiş. Biz o kızın ölüsünü mü alacağız oradan? Ha? O kız bu konağa geri gelecek. Gelmeyecek ana, gelmeyecek. Tamam teyze. Bak güvenlik önlemi alınmış zaten hastanede. Ben de gidip sabaha kadar başında beklerim. Sen meraklanma. Sağ olasın teyzem oğlu ya. Vallahi sen de olmasan biz ne edeceğiz ha? Haydi. Herkes zıbarsın yatsın. Yarın tonla işimiz var oğlum. Yatma vakti haydi. İt sürüsü yeterince vaktimizi çaldı zaten. Ya sen nasıl bir adamsın ha? Nasıl bir adamsın? Ana! Vicdansız bir insansın! Anne! Ha? O kız senin yüzünden ölüyordu, tamam mı? Eğer ben oraya gitmeseydim senin yüzünden ölüyordu. Anne! Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun sen? Lan git başımdan, Ece manyağı bağladın ha!
Nasıl senin insan? Lan bana bak! Yeter! Lan sen insan mısın? Lan anlaşır başına! Sen nasıl bir insansın ya? Yeter! Yeter anladın mı? Yeter! Yeter! Anne! Anne ne oldu? Yeter! Yeter artık! Abi. Ne oldu sabah sabah teyzem kızı? Abi bu Özlem ne olacak? Bir olmaz. O bu ona adımını atamaz artık. İyi de anam... Bana bak teyzem kızı. Anam ne derse desin, Özlem'in bu konağa gelmesine asla izin verme. Başımızda bu kadar dert varken Özlem'in psikopat abileriyle uğraşamam ben. Daha fazlasıyla fırsat verdim ama kıymetini bilemedi. Bundan sonrası beni ilgilendirmez. Abi, bak bu kız bu sırrı bilirken biz bunu nasıl dışarıya koyalım ya? Ya korkup Ebru'ya bir şey söylese, bir şey anlatsa ben ne yaparım he? Ben ne yaparım? Ya en iyisi yine alıp buraya koymak. Kapıda adamlar var, abisi de bir şey yapamaz. Narin, Özlem bu konağa giremez. Onun yüzünden Sibel kaç defa... Söyletme beni. O karıyı bu konakta istemeyeyim ya. Ya iyi de bu sırrı bilirken... O konuda endişen olmasın. Bir diyemez. Abi sen nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Kız Ebru'ya mesaj çekti. Abileri Özlem'i öldürmek için ant içti. Özlem şimdi konağa dönmenin yollarını arayacaktır. Diyelim ki Sosyete Gülü'nü anlattı. O zaman bir daha konağa gelebilir mi? Anam onun yüzüne bakar mı ha? İşte o zaman konağa dönme umudu da hiç kalmaz. Sen meraklanma, hiçbir şey diyemez. O kız abilerinden korksaydı, Ebru'ya o mesajı atamazdı zaten. Sen de bunu anlamıyorsun. Gece uyandım ama yoktun. Sen de beni bıraktın. Rüzgarcığım, ben seni hiç bırakır mıyım? Özlem ablanın yardıma ihtiyacı vardı, onun yanına gittim. Hem yardıma ihtiyacı olan insanlar yalnız bırakılmaz, değil mi? Ama sen beni bıraktın. Günaydın. Günaydın. Günaydın kuzum. Sofra hazır, onu haber vereyim dedim. Teşekkür ederiz. Biz kızlarla dışarıda yiyeceğiz. Kızım, bana kız. Kendal'a bağır, çağır. Ama gel şu bir ayağı çukurdaki yaşlı kadını sofrada öksüz bırakma. Sofraya küsülmez kızım. Sofra küstürülmez. Dövüşsek de, barışsak da bir sofranın etrafında toplanmalıyız. Sen beni anlarsın. Aslında beni en iyi sen anlarsın. Neyi bölüşemiysek, neyi paylaşamıyorsak, gün gelir paylaşırız.
öğreniriz. Ekmeği bölüşmeyi unutmayalım. Ekmeğe kör bakmayalım kızım. Hadi gel. Annem uyanmış mıdır acaba ya? Uyanmışsa da hiç dokunma. Ya geceden sonra kendini biraz zor toplar. Ama o Kendall'a ben bunun hesabını soracağım. Da sakın öyle bir şey yapayım deme. Ya annemin bir olayı daha kaldıracak hali yok, görmüyor musun? Şimdi değil belki ama bütün bu yaptıkların hesabını teker teker soracağım. Anneciğim. Günaydın. Niye kalktın anne? Sen dinlenseydin biraz daha. Gerek yok, yemişler var. Bir de Kadriye Hanım kahvaltıya bekliyor. Şimdi inmezse kayıp olur. Anne şaka yapıyorsun değil mi? Dün gece yaşananlardan sonra o adamla aynı sofraya oturmamızı beklemiyorsun bizden herhalde. Niçin o sofraya oturduğumuzu ileride anlarsın, şimdi değil. Hadi aşağı inin sizden. Ana. Ya annem dün gece ne kadar kötüydü, hatırlamıyor musun? Sen de üstüne gidip durma artık. Özlem'in hayatını kurtaracağım diye geldiği şu hale bak. Ya bir de bizim için uğraşıyor. Ne yapacağını şaşırdı. Sen de yok masaymış, yok sofraymış. Ya bir düşünsene. Özlem'e de yazık değil mi? Kendi öz abileri peşine düştü onu öldürmek için. Annem olmasaydı belki şimdi hayatta bile olmayacaktı. Sen de hala onun üstüne git ısrarla. Of Maya ya. Onun için üzül, bunun için üzül, Özlem için üzül, herkes için üzül. Ne oldu? Hangi parayla okuyacağım diye ayak diriyordun, ha? Kendall'dı, Özlem'di derken bizim para işi ne oldu? Unutuldu. Hadi benim ne olacağım belli. Seneye bakacağız işte. Ya ama ben senin için çabalıyorum. Sen bana hiç yardımcı olmuyorsun ki. Görmüyor musun ya? Gözümüzün içine baka baka nispet yapar gibi Baran'a araba almalar falan. Biz? Yok. Aferin Maya. Sen hep böyle boynunu bük, otur tamam mı? Hep sus. Susmak bazen en iyi cevaptır Ada. Hepiniz delirmişsiniz. Hepiniz delirmişsiniz ya. Hayırdır Emine? Bu sabah sofra pek bir güzel. İçimden geldi ana. Uzun zamandan beri yüzümüz gülmez oldu. Dün Ebru'yu öyle görünce. Ana bize neler oluyor? Asım'ın da Katmer'i çok sever diye yaptım. Sen de olmasan ben ne yapardım Emine? Allah senden razı olsun kızım. Günaydın anacığım. Günaydın kızım. Hadi iki lokma bir şey yiyelim de gidelim Özlem'i alalım. Neydi o adamın adı, Rasim miydi? Kasım ama. Ha işte Kasım'a da bakalım. Ama sen gitme. Fırat gittiği de o getirir. Emine, kızım senin neyin var? Pek bir durgun görünüyün. Bismillahirrahmanirrahim. Ana, ana fare, fare var, fare. Ha, bir faremiz eksikti zaten. Ama kocaman cardın da ana. Cardın ne ya? Fare kızım, fare. Emine yenge, gideceğim gerçekten. Kızım eşyaların üzeri açık. Kapatayım da üzerine gezmesinler. Melek bir fare altı üstü ne olacak ya? Ha, bu senin bildiğin farelerden değil ama. Eskiden köylerde kuduz aşısını köpekten değil, bu cardın yüzünden yaparlardı. Böyle kocaman bir şey. Korkma kızım, korkma. Gel otur, gel. Elin iti kopuğu ev basıyor, seni itip kakıyor, sen bana söylemiyorsun. Geçti gitti işte Ayşe. Boş ver. Neyi boş ver abla ya? Sabaha kadar inledin. İyi misin şimdi? Olur öyle şeyler hamilelikte Ayşe. İyiyim. Sana bir şey olacak diye ödüm kopuyor. Korkma Ayşe, bir şey olmaz bana. Ne yaptın sen şu okul işini? Ya tamam abla, halledeceğiz işte. Hallederiz olur mu Ayşe ya?
Bu ne kadar önemli bir şey senin için. Biz bu kadar derdi sıkıntıyı niye çektik? Ben niye çekiyorum bu kadar sıkıntıyı? Sen okul oku, diplomanı al. Benim gibi başkasına muhtaç olma diye. Ne olur Ayşe. Üzerine düş şu işin. Baran'la konuştum. O da amcasıyla konuşacak. Okulunu bitir, sonra bizim yanımızda çalışırsın. Maaşından keseriz dediler. İyi. Hadi kalkalım. Heyt be. Aslanıma bak benim. Haydi. Hazırsan inelim, karnımızı doyuralım. İş çok bugün. Ayşe'nin okul işi ne oldu? Ya oğlum tamam dedim. Geçsin söylesin, ben hallederim. Ne diye, okuyacak mı? Okuyacağım diyor. Aferin. Erkek adam sözünü dinletmeli. Güzel. Aslanım benim, aslanım. Uçurum kardeşim benim. Özlem yenge ne olacak peki? Bak Baran, sana bir hayat dersi. Acırsan acınacık hale düşersin. Özlem'i bileyim. Rahat durdu mu? Yok. Emine'ye bak. Ağzı var, dili yok. Arada sırada dellense de susup köşesinde oturmasını bileyim. Hem sen meraklanma. Abileri bugün yarın enselenirler. Dükkanı bastılar. Konağı bastılar. Kasım'ı vurdular. Kolay kolay çıkamazlar. Ya bu senin araba fena yak ya. Benim araba senin arabanın yanında sönük mü kaldı ne? Yok ya, o kendi alanın arabası. Seninki de Baran Ağa'nın arabası, Baran Ağa'nın. Haydi, inelim. Acıktım ya, haydi. Günaydın. Günaydın kızım, nasılsın? İyiyim ana, geçti, sağ ol. Günaydın. Günaydın Ebru. Kızım, sen ne desen haklısın. Özlem senin sayende kurtuldu. Asım? Kızlar, mutfaktaki yiyeceklerin üstünü kapalı tutun. Ana, mutfağa girmem ben. Rıza'yı arayın, kapa neyin ne varsa bir şeyler ayarlasın işte. Oo, maşallah. Epey vakit oldu sofrayı böyle görmeyeli ha. Gel Baran'ım gel, güzel bir karnımızı doyurak. Melek, Baran'ına bana çay ver, haydi. Ben mutfağa giremem abi. Mutfakta fare var. Bileyim, aylardır var. Hay oğlum, madem bileyim niye bize demeyin? Ya ana, hepiniz biliyiniz sandıydım. Bizi kastediyor Kadriye Hanım. Sen kime fare ediyorsun be? Amcama sesini yükseltme istersen. Ne o? Araba aldı diye yalakası oldun. Daha dün babanı öldürdü diye silah kapıp gitmiştin ama. Senin de fiyatın belliymiş. Ne diyorsun kızım sen? Baran, oğlum yapma, bırak. Bulaşma şu kıza. Ada başlama yine. Yürü aslanım yürü. Bunlar burada oldukça bu sofra bize haram. Dışarıda yerik biz. Zıkkımın kökünü yiyin. Ayşe, haydi sen de bizimle gel kızım. Nereye götürüyorsun ha? Okula işte. Gelsin bir baksın bakalım. Belki bir yazılma iş falan vardır. Oh vallahi. Biz hakkımızı aradıkça hep başkalarına yarıyor. Ada. Ayşe, hadi. Kendi al. Buyur ana. Özlem ne olacak? Bir şey olmayacak ana. Ait olduğu yere dönecek. Olmaz öyle şey. Özlem bu konağa geri dönecek. Ben artık onu sahipsiz bırakmam. Sahipsiz değil ana. Anasının evinde daha ne olacak? Bu konu burada kapandı gitti. İlla her sabah bir huzursuzluk çıkaracaklar ha. Bunlar geldiğinden beri huzur yok. Eskiden ne güzel ağzımızın tadı yerinde huzurumuz vardı.
Ama bu sosyete gülüyle enikleri başımıza üşüttükten sonra ne huzur kaldı ne bir şey. Yetmezmiş gibi bir de miras meselesi. Neyse, ağzımızın tadı kaçmasın. Haydi bağalım. Arabayı hayırlayalım. Sen kullan. Amca ehliyet yok. He, 14'ünden beri arabamı kaçıran kim? Biliyor muyum ya? Oğlum, benim ensemde de gözlerim var. Yazılırsın bir kursa, alırsın ehliyet. Sonrasına bakarız. Haydi bağalım. Ayşe, geç sen de öne. Ben arkada şöyle keyif çatayım. Ben arkaya otururum. İyi, haydi. Haydi bağalım Baran'a. Az gaza da gidelim. Beni fabrikaya bırakın. Siz de okul işlerini halledersiniz. Sonra fabrikaya gel ha. Gözümüzün içine baka baka bizi fare yerine koydular. Ağzını açıp tek kelime etmedin anne. Ama sen onların dertlerine koş. Özlem'in derdine koş. Meleğin okuluna koş. Sonra da bizi fare yerine koysunlar. Sen de önüne ne konursa şükret. Kızım, ne istediniz de yapmadık. Yapma böyle. Hakkımızı istiyoruz Kadriye Hanım. Ne yani? Bu mallar babamınsa eğer bizim de hakkımız yok mu? Kim söyle kafasına estiği gibi kullanamaz. Herkes payına düşeni alır sonra ne yaparsa yapar. Ya benim kardeşim belki de para yüzünden okula gidemeyecek. Ama Ayşe'nin bile okulu bizim hakkımızdan ödeniyor. Annemi oyalayabilirsiniz ama ben buna izin vermeyeceğim. Kızım biz senin anan niye oyalayalım? Verin o zaman hakkımızı. Biz de çekip gidelim buradan. Zaten istediğiniz de bu değil mi? Ata sana bu işe karışma diyorum artık. Sadece bana değil mi anne? Sadece bana sesini yükseltiyorsun. Dün geceki haykırışın bile bizim için değildi. Nereye gidiyorsun Ada? Anne! Yeter artık, kavga edip durmayın. Benim okula gideceğim falan yok, niye anlamıyorsunuz ya? Seneye kazanır başka bir yere giderim işte. Çok sıkıldım bu kavganızdan, yeter! Okulda lazım olur defteri, kitabı falan. Hem yer içer gezersiniz biraz. Antep'e ehliyetsiz mi gideceğiz? Haklı ya. Olmaz öyle. Araba burada kalsın. Şirketin arabasıyla gidersiniz. Şoför siz nereye derseniz oraya götürür. Osman! Osman gel hele gel. Buyur abi. Osman şirketin arabalarından birini çıkart. Baran ağanı gezdireceğim bugün. Bütün gün onun emrindesin ha. Baş üstüne ağam. Haydi. Hiçbir şeyden kaçınmayın ha. Ne lazımsa hallet. Tamam amcam sağ ol. Haydi bak. Sosyete gülünün hakkından da sen geleceğin evelallah Baran'a. Ağam doğru mu? Özlem bacı abisi olacak itler kaçırmış ha? Özlem aslan ne der Rıza? He. O zaman uydurmuşlar. Peki ağam sence niye uydurmuş olabilirler? Git işine Rıza, git. Haydi. Buyur Melek bacı. Rıza. Kulmakta fare var. Kapan, ilaç falan ne bulursan al gel hadi. Sen kaygısız ol Melek bacı. O iş bende bende.
İyi misin? İyiyim. Sen iyi misin? İyi. Seni artık konağa götürürler. Kendalığa da dikmiştir adamlarını. Konağa, kapıya. Kimse sana bir şey yapamaz, merak etme. Konağı alırlarsa? Ya almayıp da ne yapacaklar? Alo Kasım Efendi. Kusura kalma, uyandırdım Zahar. Neredesin sen? Vuruldum Rıza Bey. Kime vuruldun? Silahla vuruldum, hastanedeyim. Bildiğimiz ateşli silahla mı? He, bildiğimiz ateşli silah. Vallahi mı? Vallahi ya. Kim vurdu? Şey vurdu. Ben vurdu. Şey dedi, ben dedi, bu dedi Rıza için dedi. Bu da dedi benim için dedi. Burada gitti yani. Ebem seni niye vuruyor lan? Sen ne yaptın benim ebeme? Şaka yaptım Rıza Bey. Hastanedeyim, sonra ararım ben seni. Yüzme mi kapattı lan bu? Yok canım, ne haddine? Ben vurmadıysa Kasım, kim vurmuş olabilir acaba? Oo yakışıklı. Ne o, misafir mi var kahvaltıya? Ne oldu oğlum, bir şey mi var? Abi, dün gece Deniz geldi. Deniz mi geldi? Nerede? Abi bir dur. Serdar, ne geveliyorsun oğlum? Ben de şaşırdım kaldım. Yine ablamla mı kavga etmiş? Tam olarak bir şey söylemedi ama... bunca yıldır seni... Biliyorum. Evet, biliyorum. Bunca yıldır beni reddeden ve benimle konuşmak bile istemeyen bir kızım var, biliyorum. Abi, biraz kendi haline bırakalım. Ya anlatacaktır sana. Gece geldi. Sabah konuşuruz dedi, yattı. Abi. Ne oldu bacım? Özlem nasıl? Yani durumu nasıl? İyi iyi. Ben doktoruyla konuştum. Çıkartıyorlar bugün. Çıkacak ama Kendal onu nasıl konakta tutacak bilmiyorum. Abi bak, sen şimdi Kendal abime bir şey söyleme. Ben yanına geliyorum, tamam mı? Tamam tamam. Ben hastaneden çıktım zaten. Tamam abi. Ne oldu? Hala uyuyor. Kızını tanıyorsun abi. Delidir yani Deniz. Delidir. Zaten ailede akıllı yok ki. Neyse, ben onunla akşam konuşurum. Ya bari uyandığında görseydi seni. Gitmem lazım Serdar. Zaten Özlem'in durumunu biliyorsun. Hadi eyvallah. İyi tamam. Alo. Ada neredesin? Dışarı attım kendimi. Sen iyi misin? Değilim tabii ki. Bu manyakların arasında nasıl iyi olabilirim ki? Tamam, sakin ol. Buluşalım mı? Olur. Çok ihtiyacım var.
Tamam, neredesin sen? Ben geliyorum yanına. Sahildeyim. Tamam, görüşürüz. Gel bakalım Cadı. Günaydın. Günaydın. Yanına geldi ama uyuyordun. Çıktı. Deniz. Yapma böyle, babanın işi bu, biliyorsun. Baban falan değil o benim. Benim çıkmam lazım. Sen dinlen, keyfine bak. Zaten çabuk dönerim, tamam mı? İyi peki, tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Emine, kızım neyin var? Sabahtan beri dalıp dalıp gideyim. Ana. Ha kızım, söyle ne oldu? Baran'ı çok severim, bilirsin. Asım'dan ayırmam. Ha, bileyim. Asım bu araba meselesinde çok bozuldu. Ondan mı böyle mahzun duruyor? Durumunu hiç iyi görmüyorum. Baran benim canım, ciğerim. Ama Kendal'ın Asım'ı hor görmesini kaldıramıyorum ana. CD'yi verdiğine bin pişman. Ne yemesi kaldı, ne uykusu. Eskiden Kendal oğlum yüzüne bakmıyor diye dertlenirdim. Şimdi o günleri arar oldum. Oğlunun yüzüne, düşmanının yüzüne bakar gibi bakıyor. Oğlum üzüldükçe, dertlendikçe ben ne yapacağımı bilemiyorum. Ben Kendal'la konuşurum. Gider gönlünü alırsan merak etme. Almaz ana. Bilmiyor musun Kendal? Ben konuşurum, gerekeni de yaptırırım. Sen gönlünü ferah tut. O da uzatmasın artık o kadar. Biz o konuyla ilgili Kendal'a karşı biraz mahcup olduk ama... yani artık ne yapalım, olan oldu. Belki de mahcup olmamıza gerek yoktur ana. Gel kızım, gel. Derdimiz, tasamız hiç bitmek. Maya nasıl? Nasıl olsun? Okula gitmeyeceğim, istemiyorum. Dershaneye giderim falan deyip duruyor. Kızım, bak. Murat'ın payı tabii ki var. Neyimiz varsa, yarısı Kendal'ınsa, yarısı da Murat'ın. Kız evladını yok mu sayıyorsun ana? Demem o... Ya sen de bir dursana Melek. Kızım, bak diyelim ki malları paylaştırdık. Sana hakkını verdik. E ne olacak? Ne tarladan anlarsın, ne fıstıktan anlarsın. Gül dikmeyle, fıstık toplamayla iş olmaz ki. Yani işi bilmek lazım. Sen şimdi bana neye ihtiyacınız varsa söyle. Ben harfiyen yerine getireceğim. Kızım, nereye gidin sen? Ana, ben hastaneye gidiyorum. Özlem taburcu oluyormuş, onu alacağım. Ben de biraz evvel Fırat'la konuştum, söyledi. Onun yanına gidiyordum. Gerek yok, ben giderim. E birlikte gidin. Ana, ben taksi çağırdım. Gelmiştir, kapıdadır. Benim bekleyecek vaktim yok. Ya bu Ebru da hazır işte. Birlikte gidin, alıp gelin kızı. Gerek yok Kadriye'nin, ben başka taksiyle giderim. Hay olmaz öyle şey. Birlikte gidin, alın Özlem'i, gelin haydi. Ana, ben Fırat abime söyledim. Kendal abime hemen söylemeyelim Özlem'in taburcu olup geldiğini. Bir daha almam buraya derken çok kararlı göründü gözüme. Akşam oturup konuşur, ikna ederiz. İyi düşünmüşsün Nari. Ey madem, ben Kendal'la konuşurum. Hey güzel Allah'ım. Ana, Kendal ne olacak? Bir şey olmayacak Emine. Özlem'i konaktan başka bir yere göndermem. Kendal! He anacığım. De hele, yine ne oldu? Ebru'nun mirastaki payıyla ilgili bir şeyler yapmak lazım. Yani kız haklı. Çocuk o kotaycık. Şimdi artık durum biraz farklı tabii ki. Neyse payı... verelim. Ne hakkı ana yahu, ne hakkı? Geldikleri yere geçsinler. Beş para vermem ben onlara.
Zaten her şeyimizi verdik, daha ne istiyorlar? Konakta yatıp kalkıyorlar. Yedikleri önünde, yemedikleri arkalarında. Ya bana sen bileyim mi benim nelerle uğraştığımı, sıkıntılarımı? Ne sıkıntısı oğlum? Neyse ne ana. Bilip de ne yapacaksın? Kendin halledi işte. Ama o sosyete gülüyle enikleri biraz daha başıma düşerlerse... Kendim alıp onları İstanbul'un göbeğine bırakacağım, haberin olsun ha. Hakkını isteyin ha. Vereceğim hakkını, vereceğim. Hangi yüzde istiyorsan artık. Lan. Benim onu bulmam lazım. Sen neden çocuklarının dertleriyle uğraşmak yerine el alemin peşinden koşuyorsun ki? Anlamadım Nari. Çocuklarınla ilgilen diyorum. Bizim derdimizi tasamızı da bize bırak. Sana ne Özlem'den? Narin, gecenin bir vakti Maya'nın okuluyla ilgili gelip şöyle olacak, böyle olacak derken ben bir şeyler yolunda gidiyor zannetmiştim. Ama anladığım kadarıyla değişen bir şey yok. Ağam, karşımı vurmuşlar ağam. Buyur Melek bacı. He Rıza, ne oldu fare, ilacı hala getirmedin? He tamam, hemen geliyorum Melek bacı. Malum biliyorsun, fabrika işleri bensiz olmuyor. Misal mal geliyor rızasız olmaz, mal gidiyor rızasız olmaz. Alo. Alo Melek bacı. Alo. Melek bacı da mı yüzüme kapattı lan? Yok canım, şarjı bitmiştir. Yoksa niye yüzüme kapatsın? Özlem, iyi misin? Geçmiş olsun. İyiyim yenge, sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol Özkomutan. Seni eve götürmeye geldik. Adamlardan birini sen yaraladın değil mi? Evet. Tamam. Sonra ayrıntılarını konuşacağız. Olur. Özlem. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol Nalin. Tedavi olmak için mutlaka hastaneye gideceklerdir. Siz de dikkatli olun. Artık dilenci gibi yaşamaya. Ya Baran Efendi'ye arabalar alınıyor, bize gelince neyiniz eksik? O Kendal pisliği sırf bize inat olsun diye Ayşe'nin bile okul masraflarını karşılıyor ya. Tamam aşkım, bak biraz sakin ol. Bu şekilde sadece kendine zarar veriyorsun. Neyse ya, konuş konuş hep aynı işte. Zaten sadece ben yükseliyorum. Ne annem ne Maya. Herkes bir garip. Başka kim ne yaptı ki? Yani işte ne annemi ne Maya'yı anlıyorum. Hele Maya iyice bir garipleşti. Geçen gün bir yükseldi, bir şaşırttı beni. Bugün yine susmuş oldu. Neden susuyorsun diyorum. Bazen susmak, sineye çekmek iyidir diyor. Hele o turist meselesi yok mu? Neymiş efendim, okumayacakmış. İstanbul'da falan onunla karşılaşırsa dayanamazmış. Yani ben gerçekten anlayamıyorum. Yani bence üstüne aldın mı her şeyi Ada ya? Yani sonuçta çok kötü bir şey yaşadınız. Yani bunun üstesinden gelmek, bunu atlatmak kolay değil. Kendine de onlara da biraz zaman ver bence. Kimse benim kadar yıkılmadı. Babam döndüğünde kimsenin benim kadar sevinmediği gibi. Şimdi Kendal abi benim konağa döndüğümü öğrenince bir şey demeyecek mi ya? Sen şimdi bunları düşünme. Merak etme, Tadriye Hanım konuşacak.
İyi olur. Eğer konağa dönmeme izin vermezse... anamın evine gönderirse bu sefer abimler beni gebertir. Benim de ne yapacağım belli olmaz. O yüzden düşünme şimdi sen bunları. Onlar yakalanacaklar. Sen de bizimle birlikte kalacaksın. Sağ ol yenge ya. Zaten ziyaretime bir tek sen gelmişsin, Kasım söyledi. Sana karşı da mahcubum. O niye? Hadi artık gidelim. Ya nerede kaldı bunlar? Ana, Kendall arayacaktın Asım için. Ah be kızım, kafamı kaldı bende. Bak şimdi ararmıştı. Ha Melek, Rıza'yı aradın mı fare eşi için? Aradım ana, gelir birazdan. Fareyi unutmadın, Asım unuttun ana. Ha oğlum, ben de seni araya çıktım. He ana, ben de bir şey unutmuşum, onu almaya geldim. Oğlum, Asım hakkında konuşalım. Ya ana dur, ne Asım'ı şimdi ya? Şunu Murat, o gün kağıdı alıp doğru eve geldin. Sonra hastane postane derken... burada bir yerde olmalı ama. Baran, ben şimdi burada mı okuyacağım ya? İnanamıyorum. Pardon, öğrenci işleri ne taraftaydı? Şu ileride sağdaki ilk bina, görürsünüz zaten. Tamam, çok teşekkürler. Rica ederim. Soracak başka adam mı yok Tayşe? Çıka bak. Baran, altı üstü yer sordum ya. Sorma Ayşe. Böyle tiplere hiçbir şey sorma. Hoş geldiniz, geçmiş olsun. Özlem, geçmiş olsun. Geçmiş olsun yani. Sessizce çıkar benim odaya. Kendal salonda, ben daha onunla konuşmadım. Hadi. Çok güzel oldu. Noter onayı da yok, bir yok. Sosyete gülü dövünsün dursun bağlama. Korkma. Özlem, sen dün gece mesajımı aldın mı dedim, bir şeyler dedin ama hiçbir şey anlamadım ben. Yardım için de yenge. Yardım için mi? Yardım etmeni istedim. Neyse, sen şimdi bunları düşünme. İyice bir dinlen. Konuşuruz yenge. Zaten konuşacak o kadar çok şey var ki. Thank you.
Özlem sen ne yapmaya çalışıyorsun ha? Her şeyi biliyorum Narin. Ne demek istiyorsun? Dediğimi duydun. Sırrınızı biliyorum. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Anladın mı beni? Hastanede seni öldürmeye niyetlendim. Sonra da böyle bir şeyi nasıl yapabilirim diye kendi kendime hayıflandım. Pişman mısın peki? Emin ol daha çok pişman olacaksın. Bak Özlem. Sen bu sırrı söyleyince ne olacak? Eline ne geçecek ha? Hem anam daha Kendal abimle konuşmadı. Bak eğer susup oturacaksan burada kalmana yardım ederim. Ama yok azıtacaksan kendin bilirsin. Hem senin odağa manyak abilerin de yakalanmadı. Biraz da akıllı ol. Bu sefer o kadar akıllı davranacağım ki hepiniz şaşacaksınız. Baran, ben hep bunu hayal etmiştim. Sayende oldu, çok teşekkür ederim. İyi, sevindim. Kayıt işlemleri daha bitmedi. Eksik belgeler varmış. Ama onun için de zaman tanıdılar zaten. Kitapları da artık sonra alırım. Güzel. Çok güzel. Bir de dershaneye çıktı başımıza. Öyle deme, çalışacaksın. Açsana Serdar, kim? Şey, Deniz ya, Deniz, Deniz. Kız daha yeni geldi, bir şeye ihtiyacı vardır. Alo? Biliyorum, yapmamam lazım. Aramamam lazım seni. Ama bir sesini duymak istedim. Serdar, biliyor musun ben okumak istiyorum desem Kadriye Hanım beni okutur. Para falan önemli değil yani. Ama ben gitmek istemiyorum. Uzaktan da olsa, adayla da olsa seni görmek istiyorum. Kalbime söz geçirmeye çabaladım, inan. Ama olmuyor. Ben sustum ama kalbimi susturamadım. Ha, tamam. Akşam gelince konuşuruz. Adam var yanında. Anladım. Rahatsız ettim ben. Özür dilerim. Ana ben çıkayım. Oğlum bir dur hele. Ne oldu ana? Çok işim var. Oğlum, Asım çok üzgün. Sen de böyle davrandıkça... Nasıl davranayım ana? Babasını satan evlada nasıl davranayım? Oğlum deme öyle. Hoş, hepiniz inandınız. İnanarak da beni darma duman ettiniz. Ama o işi ispiyona vardırdı. Oğlum yapma, günahtır. Ha, günahtır ana, günahtır. Ama güme günah acaba? Oğlum, şu para pul meselelerini de bir halletsek diye. Ya ana, ne asımınız bitiyor, ne mirasımız bitiyor. Sen demez misin? Hayvan açken, insan tokken kudurur diye. Ne istediler de yok dedik ha? Bu kadar işin arasında bir de bunlar ya. Oğlum Özlem. Ya bana yeter ya. Vallahi de yeter, billahi de yeter ya. Asım olmadı Özlem, olmadı miras. Yetti canıma ya. Keşke çekip buraydın beni. Ne
Kızım, madem Maya dershaneye gidecek, iki kardeş birlikte giderler. Seneye de birlikte kazanıp üniversiteye giderler. Sen şimdi Maya'yı yalnız başına yollamak istemezsin. Senin gitmen de olmaz. Biz böyle dövüşe, barışa, yaşamaya alıştık artık. Haklısınız Kadriye Hanım. Zaten herkes haklı, ben haksızım. Kızım bir konuşsak. Burada son sözü hep kendi ağa söylüyor. Neyi konuşacağız ki? Hayırdır Nari? Dilin şişi inmedi Zahar. Dönüyor dolaşıyor, yine odaya dalıyor. Ne yapmaya çalışıyorsun Özlem sen? Ne geçecek eline söyleyince ha? Bak anlamıyorsun galiba. Abilerin daha yakalanmadı diyorum. Hem... Bak bu sır sadece Kendal abimle benim sırrım değil. Anamın da sırrı. Eğer söylersen... Anamın sırrını da açık etmiş olacaksın sen. Sonra seni bu evde kim koruyup kim kollayacak ha? Biraz uyumak istiyorum ben Narin. Tüm bunların sebebi sensin Kendal ağa. Dur bakalım dur. Elbet bizim de hesap keseceğimiz günler gelecek. Ha kızım Özlem iyi mi? İyi ana iyi. Sandığımızdan daha iyi. İyi o zaman. Uyuyayım mı şimdi? Uyuyacağım dedi. Ana. Anacığım. Maya falan dershaneye gidecekler ya. Açık lise için de kurs falan var diye duydum. Ben de gitsem ana onlarla. Git kızım git. Geç kaldık ama telafi edersin. Yine bize sıra gelmedi. Sen bir şey mi dedin Emine? Yok ana, ağzıma bakacağım. Ha kızım. Bak kızım bak. Ayşe sen konağa git. Ben amcamla konuşayım. Yok ben yürüyerek giderim. Ya git işte araba var. Yok Baran. Çok teşekkür ederim. Maya. Maya. Asım, canın çekti bir şey var mı? Bak ben sana un kurabiyesi yapayım ha, sen çok seversin. Yok. Yapma.
Yapayım oğlum, yapayım. Bak böyle demişken benim de canım çekti. Bak kurabiyeyi yeriz, sonra ıslık çalmaya çalışırız ha? Çok komik oluyor değil mi? Ben ıslık çalamıyorum. Ama kurabiyeden değil. Asım, biz babanla konuştuk. Baban sana küs değil. Hani çok işim var ya, bir de Özlem'in arası iyi değil, o yüzden. Asım, biliyor musun Melek mutfakta fare görmüş. Fare kedi kadar diyor. Hiç kedi kadar fare olur mu oğlum? Hadi oğlum. Hadi çıkalım, kapanma böyle. Bak babaannen de çok kızıyor. Asım diyor, odasına kapanmasın diyor. Çok ayıp diyor. Hadi, kalk oğlum. Hadi kızım. Annem. He kuzum. Sağ ol. Niçin oğlum? Bana yalan söylediğin için. Kaybeden bir şey almak yok sosyete gibi. Biz çalışacağız, sen yiyeceksin öyle mi? Al, piş, alsın matiş. Amca geleyim mi? Gel oğlum, gel. Aslanım benim. Ne yaptınız? Hallettiniz mi kayıt işlerini? Tam bitmedi ama hallettik sayılır. İyi iyi. Çok işimiz var ha, haydi. Ne bu surat ya? Ya ne bileyim amca ya. Üniversite çok farklı bir yer. Benim bir acayip. Öyledir herhalde. Okuyamadım diye ayıflanma. Oradan mezun olduktan sonra önüne gelip ceket ilikleyip aman Baran'a iş ver diyecekler. Baran, sen ağzınla gümüş kaşıkla doğanlardansın. Gel de gücünün nerelere vardığını göstereyim sana. Haydi. Vallahi Emine yenge nereden aklına geldi? Canım istiyormuş ha. Asım çok seviyor ya ondan. Asım bizim ilk göz ağrımız. Tabii ki onun istedikleri yapılacak bu evde. Rıza getirdin mi oğlum? Geldim ana. Aha bunları aldım. Ana buraya peyniri koyuyorsun. Fare geliyor. Bu böyle kapanıyor. Aa! Herkes toplansın. Haydi. Herkes işini bıraksın, toplanın şöyle. Haydi, haydi, haydi. Şimdi beni iyi dinleyin. Bu benim yeğenim. Oğlum yerine koyduğum yeğenim Baran. Onu tanımayanınız yoktur. Artık o Baran Ağa. Bundan sonra onun emri benim emrimdir. Saygıda, hürmette, hizmette kusur olmayacak. Ona yapılan yanlış, bana yapılmış demektir. Bilin, duyun, duyurun. Anlaşıldı mı?
Kızım, sabahtan beri çıkmadın odandan. Bir şeyin yok değil mi? Yok ana. Biraz ağrım vardı da kimseyi rahatsız etmek istemedim. Kızım, olur mu öyle şey? Merhaba. Ayşe. Nihayet birimizin yüzü de gülüyor bu evde. Sayende ana. Abla, bir görsem tam istediğim gibi. Hallettiniz mi her şeyi? Biraz iş kaldı ama kitaplarımı da sonra alacağım. Öğretmen, ders yapar mıyız? Yaparız. Haydi bakalım, işinizin başına. Kolay gelsin. Haydi Orhan, gel gidelim. Nereye amca? Sürpriz. Koskoca baran ağa. Şahına yakışmalı. Ne yakışmalı amca? Haydi gel, senin arabayla gidelim. Yürü. Yarın şu senin ehliyet işini halledelim. Gitme kursa kayıt ol. Tamam, hallederim. Baran ağa, müsaade var mı ben kullansam? Amca yapma ya. ne yapacaksın şimdi? Bilmiyorum. Ama annemin yaptığı bir şey yok. Konuşuyor. Sonra kendi al bir olay patlatıyor. Hop oturuyoruz. Defolup gitmek istiyorum buradan ya. Ne tutuyor seni? Galiba sadece sen. Annen, Maya, Rüzgar, onları niye saymıyorsun? Ben onları sayıyorum da onlar beni. Bilmiyorum. Yani beni duyuyorlar ama dinlemiyorlar gibi sanki. Öyle hissediyorum. Konuş aynı yani. Sen iyi misin? Yeğenine konuştuğundan beri bir garipleştin. Yo, iyi miyim? Kalkalım mı? Benim bir abime uğramam lazım. Tamam, ben de konağa gideceğim. Dershaneye falan gitmeyi düşünüyor musun? Maya ile gidip geleceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Abi ben ne yapacağım? Ya Özlem'den bahsediyorum. Onun ağzında bakla ıslanmaz abi. Bir şey yapmak lazım. Yapacak bir şey yok Narin. Abi ne demek yapacak bir şey yok? Ya anlamıyorum, siz beni niye bu kadar yalnız bırakıyorsunuz bu konuda? Görmüyorsunuz, duymuyorsunuz. Görünmez miyim ben ha? Bacım deme öyle. Seni duyuyorum da görüyorum da ama... Ama? Bak abi. Bu iş ortaya çıkmasın diye yapamam dediğim ne varsa... gerekirse yaparım. Bacım nasıl laflar bunlar? Siz madem beni yalnız bırakıyorsunuz, ben de kendi başımın çaresine bakarım. Narin dur, nereye? Ökeş usta, aslanıma öyle bir takım dik ki gören dönüp baksın, bir daha baksın. Aslanım o benim, oğlum be. Ne zaman teslim edersin? 4 güne kadar. İyi, anlaştık. Akşam eve yolla. Akşam mı? Ama Kendal Bey... Ökeş usta, akşama bu takım hazır olacak. Anladın? Elindeki bütün işleri bırak. Kalfanı, çırağını, herkesi topla. Oğlumun takımını akşama hazret. Adam yollar aldırırım ben. Ama beni çok zora sokuyorsunuz Kendal Bey. İşte bu güç. Bu güç senin evlat.
Niye geldik buraya amca? Niye mi geldik? Burası, gözünün gördüğü her yer senin. Benim oğlan da senin himayende büyüyüp ayaklandığında abi kardeş gibi ne varsa çekip çevireceğiniz. Arsıza uğursuza pabuç bırakmadan. Babamızın teriyle sulanmış, tırnaklarıyla kazınmış bu topraklar, her yer senin ve oğlumun. Deniz. Ada, Deniz. Deniz, Ada kız arkadaşım. Ha, sen kız arkadaşınlasın diye ulaşamıyorum ben sana. Siz konuştunuz? Yok, konuşmadık. Serdar, sen kimle konuştun? Serdar, sana kimle konuştun diye soruyorum. Anlayacağız bakalım kimle konuşmuşsun sen. Ada, ne yapıyorsun? Kim ya bu, kim? Ada, bırak şunu. Ufaklık? Hani şu senin, sana aşık olan kız. Ne istiyor ya hala bu senden? Of Deniz ya kızım. Herkesin derdi kendine. Seni takan yok. Boş ver. Deniz! Deniz dur! Dur bakalım, anlayacağız şimdi. Ya Ada, ne yapıyorsun? Ver şu telefonu. Ada dur! Ada! Sakın Serdar, sakın peşimden falan geleyim deme. Deniz! Salih, bak oğlum. Gel. Buyurun komutanım. Bunu şu an verdi konağına götürüp öz zamanıma teslim edin, olur mu? Hemen lazım. Efendim? Yeni Halfeti mevkiinde eczane soymuş komutanım. Evet. Sargı bezi, ağrı kesici gibi şeyler çalınmış. Öz zamanın abileri olabilir. Buralarda bir yerdeler. Tamam, peki. Burası ne, bu yenge? Hayırdır? Kendal burada mı? Ağam Baran'la dışarı çıktı. Arıyorum, telefonunu da açmıyor. İşi var Zahar yenge. Bir şey mi lazımdı? Lazımsa söyle, ben yapayım. Yok bir şey, ben hallederim, sağ ol. Yenge. Yenge, her şeyi hazırladım, koydum. Sen de mutfaktasın ya sürekli. Aman dikkat et, ayağını falan kaptırma, iyi mi? Ya korkuyorum ben ya. Ada? Kızım, bak diyelim ki malları paylaştırdık. Sana hakkını verdik.
E ne olacak? Ne tarladan anlarsın, ne fıstıktan anlarsın. Gül dikmeyle, fıstık toplamayla iş olmaz ki. Sen şimdi bana neye ihtiyacınız varsa söyle. Ben harfiyen yerine getireceğim. Ne yapacağım ben? Allah'ım ne yapacağım ben? Ben ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım ben ya? Maya, inanabiliyor musun? O ufaklık var hala Serdar'ın peşinde. Lütfen yapma böyle. Telefonda görüşüyorlarmış. Ben sadece Serdar'a inanmıştım. Ben sadece ona güvenmiştim. Ben ne yapacağım şimdi? Kime güveneceğim? Bana yalan söylemiş. Belki de ikimizi de idare ediyordu. Allah'ım ya, kafayı yiyeceğim. Serdar yüz vermese o kız niye arasın ki hala onu ya? Emine, kızım. Ha, ama. Neyin var senin? Bak, Asım meselesiyse ben Kendal'la konuştum. Biraz zaman kızım. Sen Kendal'ın huyunu bileyim. Doğrudur ana. Hayırdır oğlum? Buyur. Teyzeciğim bunu Oğuz komutan gönderdi. Özlem Hanım'ın telefonu. Olay mahallinde bulunmuştu. Tamam oğlum, ben veririm. Tamam. Nasıl oldu? Ne olduğunu anlamadım komutanım. İçeri bir adam girdi. Sargı bezi falan dedi. Sonra üzerime saldırdı. Kasada 3-5 kuruş vardı. Aldı ve gitti. Manyak mıdır nedir anlamadım. Tamam. Yazdım oğlum. Buradalar, yakında bir yerdeler. Her yeri didik didik arayıp bulup getir onları. Emredersiniz komutanım. Hadi. Geçmiş olsun. Evet be, aslanıma bak be. Büyümüş de işleri öğreniyor. Benim oğlana da sen öğretirsin artık. Şu takım işini de hallettik. Ya unutuydum ha. Niye hatırlatmayın lan? Alo Rıza. Buyur ağam. Benim terzi var ya, oraya git, orada bir takım olacak. Onu al, eve götür. Tamam ağam, sen hiç merak etme. Ben hemen uçarak gidiyorum. İyi, tamam. Ağam, Kadriyan'a Kasım uğra dedi de, ben de bir Kasım'a uğradım. Ben onunla sonra görüşeceğim, haydi. Ne oldu amca? Yok bir şey, keyfimizi kaçırmayalım. Herkes sırayla, her şey sırayla. Erdal Usta, Baran Ağa şerefine herkese benden ikram et. Haydi bakalım, afiyet olsun. Eyvallah. Sağ olasın. Yapma amca ya. Yahu niye yapmayacağım? Aslan gibi yetiştirdim. Kutlamak hakkım değil mi? He? Haydi. Asım oğlum. Asım, hadi git Baran odasına film izle. Hani Baran çok güzel bir film vardı dediydi ya. Hı?
kadar ağzım dilim kurudu. Narin nerede Melek? Odasında ana. Ana, Narin ablamda bir tuhaflık var. Hoş, hangi birinde yok diyeceksin sen şimdi ama. Ha, şunu bileydin. Ana, ne edeceğiz biz böyle? Herkes bir yana savruldu. Narin ablam bir yandan, Ebru yengem bir taraftan. Abim Asım'ın yüzüne bile bakmıyor. Bilmeyeyim kızım, bilmeyeyim. Bir bilsem. Rıza, bu ne? Terziden geliyorum. Kendi lan oğlu için dedi terzi. Besbelli Asım için diktirmiş. Emine! Emine! Bak, Kendal Asım'a ne yaptırmış? Ya ben sana dediydim. Sahi mi? Emin misiniz? He, eminim yenge. Kendal Ağa'nın oğlu için dedi terzi. E, Ağam'ın Asım'dan başka oğlu mu var ki? Yani var da henüz bunu giyemez. Neyse ana, benim işlerim var, ben gidiyorum. Tamam oğlum, sağ olasın. Asım! Asım! Oğlum, bak baba sana ne olmuş? Hadi kalk giydireyim. Bana mı? He, sağ oğlum. Hadi kalk giydireyim. Babam affetmiş mi? He oğlum. Baba oğul arasında olur öyle şeyler. Sen babana bakma. O öyle. Kendin al işte. Hadi kalk. Babam affetmiş. Oy kızım, nasıl yakışıklı oldu bak. Oy yirmesin. Kurban olurum ben sana. Haydi bakalım. Eve gidelim. Senin takım da gelmiştir. Bana bak. Yarın benimle fabrikaya geleyin ha. İşin inceliklerini öğreteceğim sana. Esnafla tanıştıracağım. Tamam mı? Haydi aslan. Alo Kasım. He. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Daha iyiyim yani. Rıza geldi, yiyecek miyecek bir şeyler yedirdim. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Daha iyi olacağım, merak etme. Konakta her şey yolunda mı? Yolunda tabii. Koskoca kapı gibi Kadriyan arkamda olunca. Ha. Neyse, kapatıyorum. Ne istiyorsun Özlem sen? Ne istedim biliyor musun Narin? Huzur. Bak Özlem. Susman için, Ebru'ya söylememen için ne gerekirse yaparım. Bana bunu yapma Özlem. Narin Hanım, böyle karşımda el pençe olacağın günlerde mi gelecektik? Maşallah, ne yakışmış aslanıma. Babam almış. Asım nereye? Çıkarayım,
kırışmasın. Anne, görüyor musun Asım'ım gülüyor. Abla bir görsen, aynı filmlerdeki gibiydi. Böyle kocaman bahçesi vardı, okul kocaman zaten. Böyle gitar çalıyorlardı filan bahçede insanlar. Aynı dizilerdeki gibiydi. Ablam iyi ki varsın ya. Sen olmasan ben bunları nasıl başarırdım? Öyle değil mi Ayşe? Ada ne oldu? Niye ağlıyorsun? Sana ne anne? Sana ne? Sen git Özlem'le ilgilen, Melek'le ilgilen, Emine'yle ilgilen. Ne zaman bizimle ilgilendin ki şimdi soruyorsun? Sana ne? Ada iyi misin sen? Değilim anne. Buradan gitmediğimiz sürece de iyi olmayacağım, tamam mı? Ada lütfen bak, ben sadece sizin için burada sürekli... Anne yeter artık. Aynı şeyleri duymaktan bıktım sandım artık anne, yeter. Ada yeter artık. Zaten yeterince sorunumuz var. Şimdi de ben sorun oldum değil mi anne? Söyledim anne sana, sorma bana diye söyledim anne, sorma bana. Ben odama gidiyorum. Deniz. Sizinle ne zaman ilgileneceksin anne? Daha dün tanıdığın insanların dertlerine gece yarıları koşarken bizi ne zaman göreceksin anne? Babam bizimle senden daha çok ilgileniyordu biliyorsun değil mi? İyi akşamlar ana. Nasılsın? İyiyim oğlum, iyi. Melek, Rıza abi takım getireceğiydi. Getirdi mi? Getirdi abi. Asım. Nerede hani? Getirsene. Baran'ın takımı o. Baran bir giysin de herkes görsün aslanıma nasıl yakıştığını. Ya sen ne diyeyim? Ne diyeyim ki ana? Sen o takımı Asım'a göndermedin mi? Kendal Ağa'nın oğluna demiş Terzi. Benim bir oğlum yanımda dikiliği, biri de yolda geliği. Beni ihbar edip hapse tıktırmaya çalışana oğlum deyip bir de takımla ödüllendirecek miyim ana? Kendal! Thank you.
Anmazlar da işim olmaz. Baran bundan sonra benim öz oğlum gibidir. Asım, oğlum baksana da alır yavrum. Babamın oğluna vereceğim. Asım. Adam. Gideceğim ben bu lanet yerden. Sadece Serdar'a güveniyordum ben. Sadece onun için kaldım burada. Ama yeter artık. Annem çözemiyorsa ben çözeceğim. Gideceğim buradan. O da tamam, bir sakinleş artık. Ya sakinleşmek falan istemiyorum, anladın mı? Kimseye güvenmeyeceksin Maya. Sevgilin bile olsa, annem bile olsa. Ne istiyorsan kendin yapacaksın. Kimseye güvenmeyeceksin. Kasım, bu senin olsun. Biz aynı beden giyiyoruz ya. Ben istemiyorum. Güle güle giy. Çok güzel. Amca. Asım'ın olsun. Sen hediye ediyorsan bilemem. Ama benim muhbirlerle, gammazcılarla işim olmaz. Asım. Engel Semih. Sen ne ettin Kendal? Yıkıldı çocuk. Onun beni ihbar etmesine de ben yıkıldım ana. Baran bundan sonra benim öz oğlum gibidir. Her şey onun olacak. Ve de doğacak olan çocuğun da Baran'a emanettir. Bundan sonra böyle. Hiç kimse haddini aşan bir şey isteyemez. Söyleyemez. O kadar. Allah'ın belası, versene babamın hakkını. Artık her şey Baran'ın. İstiyorsan ondan iste. Alabiliyorsan ondan al. Yok ya. Ben onunla muhatap bile olmam. Ne diyorsun kızım sen ya? Oho. Bakıyorum da hemen alışmaya başlamışsın. Şimdi de Baran aga mı oldun başımıza he? Kızım bak, elimden bir kaza çıkmadan git. Hadi yeter Allah aşkına. Aferin Kendal. Aferin sana. Ne oluyor yine burada? Senin yapamadığını yapıyorum anne. Hakkımızı arıyorum. Ne hakkı ulan? Ne hakkı mı? Murat'ın üç çocuğunun hakkı Kendal. İnsanlarsınız ya. Hiç mi utanma yok sizde ha? Ne diyorsun kız sen? Ha? Sen ne diyorsun be asıl ha? Ne diyorsun Baran? Hadi sakin ol. Ya sakin olmaz ya. Lan oğlum bırak. Baran. Baran. Yürürüm sana. Oğlum tamam mı artık adam? Ya. Ana göreyim değil mi şunların halini bak. Şimdi de para derdine düştü bunlar ha. Sakin be. Ya bırak anne, ne diyorsun da? Ben benimle doğru konuşacaksın. Herkes haddini bilecek. Buracı yeri iyi bilecek. Azıp kudurmayacak işte o kadar. Asım, bak bana sana hediye etti. Ne güzel. Hediye değil, sadaka. Asım olur mu? Bana senin kardeşin. Ana.
Git. Yeter artık Kendal. Geldiğin günden beri yapmadığını bırakmadın. İnsan olaydın anlardın. İstemeyik sizi burada ya, istemeyik. Kendi adına konuş. Onlar benim torunlarım. Öyle mi? O zaman hakkımızı verin Kadriye Hanım. Ada biz sus, Kadriye Hanım'ın suçu yok. Anne onlara benzedin deyince de kızıyorsun ha. Ne biçim bir kızsın sen? Saygısız. Saygıyı senden mi öğreneceğim be? Doğru konuşsana lan anamla. Sen kessene sesini. Ne diyorsun lan sen? Ya, ya bir susun artık, yeter diyorum ya. Abla ne oluyor yine bunlara ya? Sen karışma Ayşe, boş ver. Abla ben merak ettim, bir bakacağım. Karışma Ayşe, boş ver dedim ya. Abla ben Baran'a bakacağım, merak ettim. Ya nereye gidiyorsun Ayşe ya? Artık her şey Baran'ındır. İsteyen ondan istesin. Baran benim oğlum yerindedir. Baran benim oğlum. Bunu herkes bilsin. Of. Bıktım artık ya. Bıktıysan defol git buradan. Siz gidin be. Doğru konuş lan. Ya sen kessene bir sesini ya. Bak bu sefer evine kal. Yapmayın çocuklar. Bir dakika lan. Bir dakika anam bir dakika. Kesin artık. Biliyorsun lan sen. Bak kırarım ağzını burnunu bu sefer ha. Kimin ağzını burnunu kırıyorsun? Lan doğru konuş benimle. Doğru konuş. Ya senden mi öğreneceğim be? Ya başladım. Ya yeter artık. Hazır. Sen konuşma. Dur sen de. Ben dur sen. Ben dur. Yeter. Bir dakika ol git de kurtulalım senden. Yiyin birbirinizi yiyin. Bunlar da iyi günleriniz. Ya yeter! Ya yeter artık! Sana yeter! Kim canlı yürü? Tek bildiğim bu zaten değil mi? Kim canlı koşacak acaba? Sen kestir evin sesini! Çekil.
İnsan birine güvenmek istiyor. İnanmak istiyor. Sevmek istiyor. Sevildiğini bilmek istiyor. Ayşe! Oh! Ana! Ah! İnandıklarımız inancımızı kırıyor. Sevdiklerimiz terk ediyor. Oysa sadece, belki de sadece bir kişi bize değer versin istiyoruz. Yaşamak için buna ihtiyacımız var. Çünkü ilgisizlik, sevilmemek, değer verilmemek öldürücü olabiliyor.